Bizim hayatımızı karartan Miran değil o. Azize yaptı bunu. Hatta babam yaptı. Biri masum bir çocuğa yalan söyleyip onu kandırarak, öbürü de susup saklayarak. Dedem savunacak değilim. Ama ona kızdığın şeyin aynısını sen de yaptın. Ne yapmışım oğlum ben? Reyhan? Ne olmuş Reyhan'a? Sen de ondan üveyliğini saklamadın. Sen... Ben biliyorum. Oğlum nereden biliyorsun sen? Bunun bir önemi yoktur ben. Ben hep kendime sakladım. Asıl soru sen bunu daha ne kadar saklayacaksın Reyhan'dan? Azat. Ben hep istedim oğlum. Hep istedim. Söyledim dedim. Söyleyelim en başından söyleyelim dedim hep. Ama babam... Kanımızdan değil bu çocuk kimse bilmeyecek dedi. Kendisi bile bilmeyecek deyince. Suha. Şadoğlu soyu. Şaşırma. Ama anlamıyorum. Dedem anlıyorum ama seni hiç anlamıyorum. Yanlış yaptın amca. Dedemi dinleyerek çok büyük bir yanlış yaptın. Reyhan'a her şeyi anlatmalıydın. İşte. Öyle. Bazı şeyler... anlatmak. Bazı şeyler anlatmak. Öyle zor ki. Öyle canım yakıyor ki. Biliyorum. O da babaannendi. Seni büyüttü. Kesip atmak bana kolay ama sana değil. Benim Azize ile senden başka bağım yok. Ama senin öyle mi? Amcam, sen onu özünden ayırmadın. Ortada bir gerçek var. Azize, hatta Miran, Reyhan'ın senin öz kızın olmadığını bileydi, bu kötülüğü etmezdi. Belki bunlar hiç yaşanmazdı. Sen şimdi belki bana kızacaksın. Ama dedemin yaptığı şeyle senin yaptığın şey aynı. Hatta belki... Belki daha da kötü. Oğlum, korkutma beni. Sen ne ettin ki? Ne demek bu söylediklerin? Düzelteceğim annemi. Düzelteceğim. Ne hata ne günah varsa düzelteceğim. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir şekilde düzelteceğim. Ben her şeyi düzelteceğim, tamam mı? Sen bunu bil yeter. Benim seni affetmem bir şey değiştirmiyor Miran. Sen kendini affetmedikçe ben ne yapsam, ne söylesem faydasız. Ne yapacağım? Nasıl edeceğim de kurtaracağım seni bu vicdan azabından? Allah'ım ne olur yol göster bize. Amcam, belki söylediklerimle canını sıktım ama... Dediklerin doğrudur. Benim yüzümden ben
Ben söyleyecektim. Ben dinlemeyecektim. Ben dinlemeyecektim. Neyse amcam. Hadi sen şimdi dinlen biraz. Ama bu meseleyi bir düşün ha. Olmaz oğlum. Şimdi olmaz. Zehra bu haldeyken. Önce bir yavrumuzu kucağımıza bir alalım hayırlısıyla. Sonra... Tabii annesiyle birlikte söylemek en doğrusudur oğlum. Yani böyle... Haklısın. Yalnız Ozan. Yok. Yok amca ben. Merak etme. Haydi. İyi geceler. Sağ olasın. Gülüm. Oy çiçeğim. Çiçeğim ne oldu kuzum? Baba yanıma gelmemişsin. Korktum ben. Oy sen yalnız mı kaldın? O yüzden mi korktun? Korkma kuzum, korkma. Gel istersen burada yatalım ablanın yatağında bu gece. Hayır, çitlenmek yalnız kalır. Odaya gidelim. Tamam, doğru söylüyorsun. Gel bakalım. Yalnız kalmaz mı?